Okulda sağlıkçı sorunu ve hizmetli temizlik sorunu. Bunu defaatle dile getirdik. Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Okul çevreleri tehlike dolu. Tacizcisi var, tecavüzcüsü var, organ kaçakçısı var. Okulların içerisinde çeteleşmeler var. Okulların dışına, kamu okullarının dışına arada çıkılıyor ve etraftaki metruk binalarda çocuklar sigara ve uyuşturucu kullanıyorlar. O yüzden özel okullardaki gibi mümkünse kamu okullarında da dışarı çıkmayı yasaklayın. Yani bunu değerlendirin en azından. Okul güvenliklerini istihdam edin. 30 bin okul güvenlikçi şu anda hazır bekliyor. Sağlıkçı da öyle. Şu pandemi döneminde özellikle gerekti. Özel okullarda varsa neden kamu okullarında sağlıkçı yok? Ve temizlik personelini İşkur üzerinden değil de daim olarak konuşlandırın. Çok önemli bir konu. Okullarda ilkokul öğrencisinin elinde falçata var. Bu yasak değil. Ya falçata hem çocukları kontrol etmek zor. Şakalaşıyorlar, koşturuyorlar, ellerinde açık bir şekilde gidiyorlar. Hayati bir yere geldiğinde ölüm mümkün ve yaralanmalarla iz kalması mümkün. Falçatanın çocukta olmaması lazım. Falçataların okula girişini yasaklayın. Makasların da sivri uçlu olmamasını, yani yaralamaya sebep olmayacak şekilde olmasını sevmeliyim. Bununla ilgili de bir talebim var. Şimdi okul kantinlerine bir zam yapıldı bazı illerde. %25 kiralara sınırlama getirilen yerde okul kantinlerine %300-500 zam olur mu Sayın Bakanım? Ve bunlar direkt kantindeki fiyatlara yansıyor. Çocuklar onu alamıyor. Okul dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Öğretmenler de yönlendiriyor. Yoldan geçerken trafik tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ve dışarıdan alınan, o marketlerden alınanlar biliyorsunuz kontrolsüz. Halbuki okul kantinlerinde sınırlamalar var. Bazı ürünler satılamıyor. Bu konuyla ilgili sanıyorum sizin bir düzenlemeniz olacak. Farkındayım. Bu konuyu çözmenizi bekliyorum.